Değerli dostlar, değerli yetiştiriciler, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Pegada Mızık Merinos Koyun Çiftliği'nden herkese saygılar, selamlar. Bugün veteriner hekim Erol Aslan Hocam'la beraberiz. Erol Aslan Hocam'la bu soy ağacı sistemiyle alakalı sizleri bilgilendirmek istedik. Bildiğiniz gibi biz küçük baş yetiştiriciliği yapıyoruz. Ve küçük başta soy takibi neden çok önemlidir? Bu konu hakkında bilgi vermek istedik sizlere. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam öncelikle akılda olan sorulardan bir tanesi SCR mi, SRC mi, SCR mi, pedigri mi hep böyle bir sorular var. Nedir ne değildir? Bir hemen hemen hocam. Hemen hemen hepsinin aynı kapıya çıktığını söyleyebilirim. Evet. SCR bu kelime bize Arap kültürüne Arapçadan gelmiş olan bir kelimedir. Ve anlamı ağaçtan geliyor. Türk Dil Kurumu'na öyle geliyor. O şekilde geliyor ve bir nevi soy ağacını takip eden genellikle evet. Bizim ilk zamanlarda Arabistan Yarımadası'nda özellikle safkan Arap atları yetiştirirken onların düzenli bir şekilde kayıtla soy ağaçlarını takip etmişler. Anası kim, babası kim vesaire. Ve bu yakaladıkları bir güzel bir gen olduğu zaman o genin üzerinden safkan yetiştirmeye gayret etmişler. Böylelikle günümüze birinci sınıf ırklar gelişmiş. Evet. Ama ne diyorlar? Bu şunun yavrusudur, şunun torunu, şu evet. soydan, şu sülaleden gelen bir ırk diyebiliyorlar. Şimdi koyunculukta da şu anda hemen hemen aynı çalışma yaklaşık olarak bir 150-200 sene öncesine kadar gider ve özellikle İngiltere'de bazı yetiştiriciler bu işi farklı ve profesyonel boyuta çekmeye çalışmış ve belli ırkları çok güzel gelişen belli ırkları ve belli hayvan çeşitlerini diyeyim. Mesela şöyle çeşitlerini. Mesela attan girin, koyundan girin veya keçiden girin. En kendi ırkını temsil eden en iyi örneklerini o ırkla devam ettirip en iyisini elde etmeye çalışmaları. Evet. Bu şekilde başlamış bir olay. Evet. Biz de yaklaşık olarak 7 senedir 7 seneyi doldurduk artık. 7. senemiz, 6 senemiz bitti. Doldu, 7. seneye girdik. 7 senedir soy takip yapıyoruz. Evet, bu nedir bizde? Şimdi ya öyle bir şey dediler ki mesela bizim bazı toplantılarımızda falan. Evet. İyi de bu Karacabey Merinos'unu siz bulmadınız. Tamam biz bulmadık ama bunun en iyisini yetiştirmeye gayret ediyoruz. Islah ediyoruz. Ve bunu nasıl yaptığımızı az sonra yetiştiricilerimize ben bunu biraz anlatmak isterim. Koç katımından, kuzuların büyümesinden, yetiştirmemizden her hayvan damızlık olur mu? Evet. Her hayvana biz pedigri çıkarıyor muyuz? Evet. Ne yapıyoruz diye bunu ayrıca konuşacağız isterseniz. Zaten ben kendi satışlarımda da özellikle söylüyorum. Pedigri hayvan satıyorum diyorum. Ne olacak ya diyor, benim elimde de var. Alt üstü bir kağıt. Alt üstü bir kağıt diyor, benim koçum diyor sizden diyor daha büyük diyor, daha güzel diyor, evet. kilosu daha fazla diyor. Evet. Bizim de bir kriterlerimiz var zaten sizinle beraber oluşturduğumuz. Bu evet. kriterler doğrultusunda zaten biz müşterilerimizin soy sertifikası oluşturuyoruz. Evet Alper'cim, ırk dedikleri şey nedir biliyor musunuz? Kendi, bunun bir formülü var zaten, özellikle hocalarımız bunu daha güzel söyler de, kendi ırklarını en güzel bir şekilde temsil eden hayvan bir. İki, kendi yavrularına bu kendi özelliklerini en güzel bir şekilde aktarabilme evet. özelliğine sahip olması gerekiyor ve o isterse 100 tane yavrusu olsun evet. hepsi birbirine benzer bir şekilde kendi ırklarını özelliklerini taşıyan bir şey olması gerekiyor. Yani geçtiğimiz senelerde şu ben hep örnek veririm. Bizde mesela çok babacan bir koç vardı. Evet. O koçun soy takibi yapmamız sebebiyle gelen kuzuları hep problemli olması sebebiyle aynen öyle. Direkt kasaba verdiğimiz bir koçumuz vardı. Evet. Yaklaşık 150-160 kiloya evet. yakın bir hayvandı. Yandığımızı pasif taşıyan görüntü itibariyle ama evet. bir soy takibi yaptığımızdan dolayı gelen kuzuları gördüğümüzde direkt kasaba vermiştik mesela o hayvanı. Şimdi bu işe nasıl başladık? İsterseniz öyle başlayalım. Evet, öyle başlayalım. Yetiştiriciye de doğru bir şekilde bazı şeyleri farkına varması gerekiyor. Bunu neden söylemek istedim? Biz her cumartesi günü Pega'da siz sahiplerini olarak söyleyeyim. Böyle bir yardımcı oluyorsunuz. Bir ziyaretçi günümüz var. Tabii, yetiştiricileri geliyor ve burada sistemin nasıl olduğunu, hayvanların nasıl yetiştiğini görmek isterler. Evet. Yetiştiricinin biri geldi dedi ki
Yahu dedi, biraz Pega'nın fiyatları yüksek dedi. Evet. Her şeyin bir bedeli var. Nasıl bir bedeli var? Siz bir damızlık değerine bir bedel biçiyorsunuz. Şimdi iyi de aynı senin söylediğin gibi benim öyle güzel koçlarım var, şeyim var. Niye göre bakın bunda taş çatlasa ne kadar? 2500 liralık, 3000 liralık et var. Et var. 150 kiloluk bir hayvan. En fazla o kadar et var. Hadi olsa olsa 1000 lira da fark olsun dedi. Şimdi sohbet ederken arkadaşa ben galiba sende inek var dedim. Hı. Evet dedi. Dedim 30 kiloya mayer, ikinci buzağda, buzağısı yanında güzel bir tane Holstein inek kaç para eder dedim. Hocam dedi 15-16 bin lira para eder dedi. Tamam, düştü bacağı kırıldı, kaç para? Ne olacak, kasapı gelecek, 3-4 bin liraya para. Enayimizin kardeşim dedim 10-11 lira fark veriyorsun. Damızlık değerine veriyorum dedi. Siz de damızlık değerine veriyorsunuz arkadaşım. Evet, doğru. Nasıl yani dedi. Şimdi şöyle düşün. Kaliteli bir koç size neyi kazandırır? Onu önce söyleyelim, ondan sonra nasıl elde ettiğini ve fiyatların neden yüksek olduğunu ben aslında paylaşmak istedim. Değil. Yani şu anda baktığımız zaman TİGEM'den, devlet kurumlarından, yani devlet kurumların listelemiş olduğu fiyatlardan bile uygun fiyata verdiğimizi düşünüyorum ben. Evet. Yani şu andaki fiyatları söylemek istemiyorum ama Koyun Keçi Birliği'nin attığı mesajlarda ben görüyorum. Evet. İşte diyor ki TİGEM'in fiyatları şu fiyattan başlıyor. Şu fiyata kadar diyor. Şu anda TİGEM'de Alper'cim ben vukalalık yapmak istemiyorum. Fakat TİGEM'de şu anda bizim yaptığımız damızlık ıslah çalışmasını TİGEM yapabiliyor mu? Bence yapamıyor. Bence de yapamıyor. Hatta geçenlerde bir telefon aldım. Yani sizi merak ediyoruz. Nasıl bir sistemle çalışıyorsunuz? Gelecekler. Bu önümüzdeki hafta ziyaretimize gelecekler. TİGEM olduğunu söylemeyelim. Hangi ilin? Hayır. Yok. Kötü bir şey değil ki. Biz paylaşmak istiyorum. Ben de paylaşırım. Ve keşke Pega gibi, TİGEM'ler gibi Türkiye'de çok fazla kurum olsa da gerçek damızlık ihtiyacımızı gidersek. Kesinlikle. Bugün benim damızlık ihtiyacını karşılayabilecek hayvan potansiyeli Türkiye'de doğru dürüst yok. Evet. Almak isteyen bakın Eskişehir'de bir çiftlik var. Ben 4000 hayvanlık kapasiteli bir işletmem var. Tamam 4000 hayvanlık da arkadaş şu ana kadar topu toplam bu kadar çok ciddi alımlar yaptığı halde 600-700 tane hayvan toplayabildi. Evet. Bir sene içinde. Evet. Kaliteli hayvan bulamıyoruz. Evet, büyük bir sıkıntıdır bu. Şimdi burada mesela bir koç bana ben bunu bir ticari sır değil zaten. Biz ortalama 110 günlükte 120 günü 120 gün diyelim. Maksimum 120 gün içinde biz sürekli kuzularımızı tartırız arkadaşlar. Yani doğum ağırlığını alırız. Bir ayın sonunda olan ağırlığını alırız. Sütten kesim 2 aylıkken sütten kesiyoruz. Ağırlığını alırız ve 90. günde bir daha alırız. Evet. 90. günden sonra biz Mustafa hocamla birlikte damızlık şeyleri vasfı taşıyan hayvanları ön seçimlerini yapıyoruz ve ondan sonra damızlık olacakları farklı bir besleme programını alıyoruz. Diğerlerini beslemeye devam edip bıçağa gönderiyoruz. Evet. Bunlardan kaç tanesi damızlık vasfı taşıyabilir onu söyleyeceğim biraz sonra ama şunu söylemek istiyorum. Kaliteli bir damızlık size neyi kazandırır? Ben 4 ayda 50-55 kiloya ulaştırıyorum ortalama erkekleri. Sürü ortalamasından bahsediyorum. Zaten her zaman sürü ortalaması geçer. Tabii canım bizde ekstremler bir kırlangıç bahar getirmez. Siz kendiniz şahit olunuz. 76 kilo 77 kilo 4 ay içinde yetişen kuzularımız vardı. Mümkündür arkadaşlar. Bunlar ama bir dediğim gibi bir kırlangıç bahar getirmez. Hep söyledi. Bizim için her zaman önemli olan sürü ortalamasıdır. Doğru. Şimdi bu sürü ortalamasını tutturabilmek önemli. Mesela vatandaş geldi dedi ki ben pazardan çok babayiğit bir koç aldım. Hı hı. Önemli olan şu arkadaşlar. O 4 ayın içinde benim kuzularım 50-55 kilo ortalamaya buluyorsa seninki en fazla 40-45 kiloya gelir. Evet. Bu ne yapar? 10 kilo canlı ağırlık fark yapar aynı yemle aynı zaman içinde. Bu 100 tane kuzu ne yapar? 1 ton et yaptı canlı ağırlık yaptı mı? Böl ortadan 500 kilo et. Yuvarlak 60 liradan kesim 30 bin lira koç farkı. Evet. İşte buradan para kazanıyorsunuz siz. Kesinlikle. Kaliteli koç farkı bedelini şey diyorsunuz. Şimdi bizim burada yaklaşık olarak 300 tane hayvanımız bu son batında doğum yaptı. 300 tane hayvandan yaklaşık olarak 450-460'a yakın bir kuzumuz oldu. Şimdi bunların 220-225 tanesi dişi, 220-25 tanesi erkek.
220 tanesini siz zaten sağ olun yer kendimize neredeyse artık ayıramamaya başladık. Yani biraz sürüyü gençleştirmemiz gerekiyor. Sene başında da 2011'in yılında 21'in yılında sene sonuna kadar siz sene sonuna kadar satıldı. Sattınız. 2022 yılında içinde de ben rezervasyonlara başladınız. Rezervasyonlarımız başladı. Sipariş aldığımıza dair ben zaten bunun duyurularını yapıyorum. Evet. Bu arada yetiştiricilerimize de söylemek istiyorum. Eğer dişi talepleriniz olursa bize Instagram sayfamızda ve yine aynı şekilde Facebook sayfamızda evet. telefon numaralarımız mevcut. Bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ön sipariş oluşturabilirsiniz. Dişilerden bahsetmeyeceğim. Çünkü tabii. dişiler zaten satıldı ya da bir kısmını biz kendimize de damızlık ihtiyacımızı. Hocam çiftliğin bir yazımız var. Ben her zaman koç alanlara da gösteririm. Evet. Hatta sosyal medya sayfasında geçen hafta da paylaşımını yaptım. Çok meşhur bir yazı oldu çok yalnız. Çok meşhur bir yazı oldu bize. Evet. Sürüyü sürü yapan koçtur. Koçun kıymetini bilmeyene satışımız yoktur. Çünkü fiyat değerlendirmesi evet. herkesin kafasında farklı. Çünkü bütçesi de hani ona göre olan insanlar da var. Normalde karşılamak lazım hani bakış açılarına evet. ama damızlık baskı kaçan kaliteli hayvanın fiyatı bence normal diye düşünüyorum ki kaliteli koçsa zaten. Şimdi fiyatı belirleyen nedir? Onu söyleyeyim ben. Oraya gelecektim. 225 tane damızlık vasfı taşıyan koç adayı kaç tane oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? En fazla 20 ya da 30 tane. Evet. Ki bunların belli bir %20'si, %25'i sonra tekrar elenip direkt bıçağa gidebiliyor. Mesela şöyle 200 tane hayvandan biz 30-35 tane bilemedin 40 tane damızlık adayı koç ayırıyoruz o 3 aylık periyodunda. Evet, tamam. Geri kalanı hepsini biz biraz bacağı yamuk, biraz tüyü şekli bozuk, iri olabilir ama bizim damızlık vasfı kriterlerine tam uymayanları biz bıçağa gönderiyoruz. Evet. Geri kalanları neredeyse bir sene boyunca ki bu fiyatlar biraz yüksek gelebilen insanlara bunları düzenli bir şekilde sadece yemlemeyle düşünmesinler olayı. Orada onlar düzenli bir aşılamalar, düzenli bir bakımlar, düzenli bir vitamin takviyeleri çünkü bunlar damızlık adayı. Ve buna rağmen belli zaman içinde bizim mesela şu anda bir yaşını geçip o grubun içinde ayırdığımız ve damızlık vasfını sonraki aşamalarda beğenmediğimiz hayvanlar ya da ikinci sınıf damızlık olarak şettiğimiz ya da direkt kesime gönderdiğimiz hayvanlar oldu. Bizim kendimizin beğenmediğimiz, biz önce kendimiz beğenmemiz gerekiyor. Ama bunu beğenirken de biz bazı kriterlerimiz var. Burada ben şu anda elimizde şeyde yok ama siz sonraki şeylerde ekranı yansıtırsanız. Evet, şu anda benim elimde bizim yurt dışından da getirdiğimiz hayvanlarımız vardı. Böyle bir pedigri şey vardı. Getirdiğimiz hayvanlar yaklaşık 4 yıl kadar oldu. Evet. Bir de Fransa ırkını getirdik arkadaşlar. Karaciğer merinosu bizim yerli ırkımız. Türkiye'de yetişmiş bir ırk. Evet. Özellikle talep edenler için söylüyorum bunu. İlde Frans ırkımız yine aynı şekilde A pedigrili. Pedigrili evet. yurt dışında var ama Türkiye'de öyle bir sistem daha mevcut değil hocam. Biz oturtmaya gayret ediyoruz şimdi. Soybiz sistemi çıktı. Evet. Soybiz'e de kayıtlı zaten bizim hayvanlarımız yine aynı şekilde. Devlet tarafından takip yapılıyor ama kendi bünyemizde oluşturulan soy takibi pedigri çok farklı. Kaç kuşak öncesine gidiyoruz hocam? Valla şu anda 4. kuşağa kadar ulaşabiliyoruz bazı hayvanlarda. Tokluların bazılarında bu kadar geriye gidemeyebiliyoruz. Evet. Evet. Mesela şu anda burada nedir bu? Bakın pedigri deyip de geçmeyin. Çünkü biz bu hayvanlara hepsine damızlık yapabilmemiz için bunlara elde sıfat yapıyoruz. Yani biz bir anne kulak küpesiyle birlikte yavrusu doğurduğu an onun babasının kim olduğunu biz biliyoruz. Biliyoruz evet. Çünkü çiftleşme esnasında biz bunları bu şekilde elde sıfatla çiftleştirdik. Hı hı. Bir. İki. Şurada yabancı yazıyor arkadaşlar ama aynısını bizim kendi pedigrilerimizde var. Üst tarafta hayvanın kulak numarası yazar. Ondan sonra hangi tarihte doğurmuş? Tek mi? İkiz mi? Doğum kilosu yazar. Kaç kilo doğdu? Mesela ortalama ben hep 4,5-5,5 arası diyor. Mesela bu hayvan küçükken bu Île de France 5,5 kilo doğmuş arkadaşlar. İkizmiş. Ve hangi işletmede doğmuş? Hangi hangi ırka ait olduğunu vesaire yazar. Onun altında babası hangi baba, hangi kulak numarası, hangi şeyle bunlar tek bir de annesi yazar. Daha sonra babanın altında arkadaşlar babanın annesi ve babası, annenin altında gene babanın annenin anne ve babası yazar.
Şimdi biz yaklaşık olarak 7 senedir bu 7. seneye girdik. 7 senedir bu soy takiplerini yapabiliyoruz. Evet. Ve 7 bazı hayvanlarda böyle 3 nesil 4 nesil geriye kadar şu anda rahatlıkla. İşin güzel tarafı da bizden dışı alan müşterilerimiz belli bir periyot sonrasında işte 6-7 ay sonrasında, evet, 1 sene sonrasında koç aldığında ya diyor, çakışma olmasın, çakışmaması için. Olmasın. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz ona çok dikkat ediyoruz. Verdiğimiz müşterilere de kan bağı taşımayan, akraba, evet, olmayan hayvanlardan veriyoruz. Şimdi bizim meşhur bazı koçlarımız da var. Evet. Şu anda o sosyal medyada onlar paylaşıldıktan sonra ben şunun torununu, evet, ya da gerçekten de o meşhur koçlar paralarını hak ediyor. Büyük şeylerde ihalelerle alınmış olan koçlar var. Şimdi sosyal medyada pek bunların paylaşımını yapmıyoruz. Hani, doğru da değil. Doğru da değil. Ama bizim ödediğimiz rakamlar şu andaki yaptığımız satışların 5 katı, 7 katı fiyatlarla aldığımız koçlar oldu. Şu an ben söyleyeyim, siz söylemiyorsunuz. Şey, bir de 3500 euroya şu, aynen, koç alındı arkadaşlar. 3500 euro. Aynen. Yani büyük bir şey, marifet gibi söylemiyorum ama gerçekten ondan elde ettiğimiz çok kaliteli bir gen hattı var. Evet. Ve sadece burada birkaç tane koç alındı bu şekilde. Tabii tabii. Yani burada bu koçları da biz uzun süre kullanabilmemiz için düzenli akraba bağlantısı olmaması için ona göre biz sürekli çaprazlaştırmalarla akrabalıktan uzaklaştırabiliyoruz ve herhangi bir genetik kusurunu hissettiğimiz zaman, mesela geçen de çok güzel yetişen birkaç hayvan vardı, çok hafif bir çene kısalığı vardı hayvanlarda, çok güzel canlı ağırlık 550 gram günlük canlı ağırlık artışı yapmış koç. Çok kaliteli gelişmiş. Yaklaşık olarak 90 günlükken 52-53 kiloya gelmişti. 90 günlük, evet, yavru. Ama benim için bu hafif bir çene, yaklaşık yarım santimetrelik bir çene kısalığı bile bizim için kusurdur. Kusurdur, doğru. Bu bir genetik ve kalıtsallık olabiliyor. Biz bunlara dikkat etmezsek, sadece iri olması bunun çok kaliteli, çok güzel olduğunu göstermez. Yarışmalarda da yine aynı şekilde. O bizi üzüyor. Mesela biz geçen çok güzel bir İnegöl Belediyesi'nin, buradan kendilerine teşekkür ediyorum, ev sahipliği yaptılar. Evet. Güzel bir Küçükbaş Festivali düzenlendi. Biz katılım sağlayamadık. Katılım sağlayamamak sebebini siz söyleyin. Söyleriz. Biz ari işletme başvurusuna bulunduk arkadaşlar. Tarım Bakanlığı'na bu süreçte devam ettiğinden dolayı, evet, hayvan karantina süreci söz konusuydu. Yani satışlarımızda herhangi bir problem yok ama maalesef başka hayvanların bulunduğu ortama girmemiz yasak olması sebebiyle biz fuara katılım sağlayamadık. Evet. Katılım sağlayamadığımızdan dolayı da kendimiz de gitmedik. Şimdi ziyaretçi olarak gittik. Ben eğitim seminerleri verdim arkadaşlar ve güzellik yarışmaları vardı, evet, ırklarına göre. Bazı yetiştiriciler biraz isyankar bir şekilde davrandı. Yani benim hayvanım çok iri, çok büyük olması ırkını dört dörtlük temsil ettiği anlamına gelmiyor. Doğru, doğru. Yani bir puanlama yapılıyor ve bu konuda bence kimse gönül koymasın. Çünkü jüride, ben de jürinin içindeydim, hiç kimsenin, kimse doğru dürüst tanımıyor, onu kimseye de garizi de olma şansı da yok. Yani herkes bir puanlama sistemi var, o puanlama sistemini yapıyor, onun ortalaması. Pedigree olmasının avantajı var mı yapılan yarışmalarda vesaire, yoksa şimdi, mevcut değerlendirilmeden şu mi? Andaki o zaten Türkiye'de pedigree şu anda yok tabii ki, ama yani kim, koyunculukta büyük başta şu anda biraz var çünkü suni tohumlamayla, evet, iş ediliyor, ama küçük başta bu olay çok gelişmedi ve beni en çok üzen olaylardan bir tanesi de ırk katliamı. Evet. Irk katliamı nedir arkadaşlar? Mesela vatandaşta çok güzel Karacabey Merinosu var. Ya ben şimdi buna bir tane de Suffolk alayım. Ya biraz da sütünü arttıralım. Biraz da Tayrova yapalım. Melezleme biraz da sık. Yani ne, melezleme hastalığı diyorum buna biz. Evet, evet, yani evet. Biz beni çok çok üzüyor. Sonra niye para kazanamıyorum diyor. Arkadaşlar, para kazanabilmenizin birinci şartı saf ırk yetiştirmeye gayret edeceksiniz. Damızlık vasfı taşıması lazım. Tabii Türkiye'de damızlık vasfı, ne zamana kadar satacaksınız damızlığı? Damızlığın satışı bitmez. Ben bunu kendi satışlarımda da söylüyorum. Diyorum ki benden Karacabey Merinosu alacaksan Lille de France koç alma diyorum. Ya aynen. Karacabey Merinosu benden alma koç, başkasından al ama aynı ırk olsun. Kasaba verirken bir kısmında damızlık vasfıyla kapasiten sat doldu. Bakın fiyatı biraz bana, yüksek olması az önce sizinle sohbet ederken bana Arabistan'dan
vatandaşın bir şirket sahibi, CEO'suymuş herhalde. Benim telefonumu bulmuş. Hocam dedi, ben dedi koyun almak istiyorum Türkiye'den dedi. Tamam, almak istiyorum. Ne istiyorsunuz? Safkan Merinos istiyorum dedi. Onlar çok beslendiği zaman çok yağlı oluyor. Evet, evet. Yağlı olunca bizim buradaki yağlı kültürlerine uyuyor falan dedi. Yağlanmasından dolayı. Sadece yağlı kuyruklar değil. Çünkü yağlı kuyruklar biliyorsunuz et yağ et yağ dizerler ama Karacabey Merinos'u gibi şeylerde etin kendisi yaşlandık. Mesela 70-80 kiloya geldiği zaman etin kendisine mermerleşmiş bir yağlama var. Kaç tane istiyorsunuz? Aylık 10 bin tane istiyorum dedi. 10 bin tane. Biz buradan şu an bu vatandaşı bir senedir 700 tane zor topladık. Aynen öyle. Yok, hayvan varmış gibi görünüyor. Arkadaşlar siz damızlık olarak Safkan üretin. Ürettiğiniz zaman zaten onun müşterisi çıkar. Ama şimdi vatandaş bir Karacabey Merinos'una gittim, bir tane Tayro, bir tane sakız, bir tane sufol, bir tane ne oldu? Çorba oldu. Evet. Bunun şu anda zaten bu kadar biraz sizinle hangi konuyu konuşalım dediniz ya, en çok bununla ilgili sorular geldi bize sosyal medyadan. Evet. Ve biz şeyde de ırk nedir? Soy ağacı nedir? Pedigri nedir? Sadece bir kağıttır dedi arkadaşım. Sizin de bir sözünüz var. En kötü takip sistemi nedir? Yani o da çok mutlaka önemli. Yazı. Kesinlikle yazın yani. Excel üzerinden de olsa bir tablo yürütün. Yani en azından bilin yani hangi koçun hangi kuzusudur vesaire diye. Bir bazı şeyler var. Türkiye'de Alper'cim şu anda şettikleri bir durum var. Her iki senede bir koç değişimi yapılıyor. Neden iki senede bir koç? Bizdeki koçlar biz ancak şu anda arkadaşlar üzülerek emekli ettiğim bir koçum var. Eraslan isimli koçum. Onu şu anda emekli ediyorum. Çünkü artık 8,5 yaşına geldi. Bizim ve artık gözdesi aynı zamanda. Aynen. Çok yavruları var. Kayı gibi onun da yavrusu var ve birkaç onun torunları, çok kaliteli torunlarım var ve benim en güzel genetik kaynaklarından bir tanesi. Onu emekli ediyorum artık. Maalesef kesime gidecek. Evet. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Elde sıfat yapabilirseniz, sürünüzü takip edebilirseniz o zaman koçunuzu daha uzun süre kullanma şansınız var. Vatandaşın biri bana geldi, 100 tane koyunum var dedi. Sizden 2 koç aldım hocam dedi. Tamam. Ben dedi gruplandırıyorum dedi. Şimdi çok güzel söyledi. 50-50 yapıyorum dedi. Nasıl yapıyorsun 50-50? 25 bir yere, 25 bir yere koyuyorum. Koçları koyuyorum diyor. Hangilerini, hangi koçu saldığımı yazıyorum diyor. Ondan sonra ikinci dalga, bunlardan gebelik muayenesi yapıyorum ben o işletmeye. Bakın 100 tane hayvan sadece gebelik muayenesi talep ediyor. Bir ay sonra gidiyorum onların içinden boş olanları çıkarıyorum. Arkadan gelen, örneğin 10 tane boş kaldı. 25-20, 30-30 oldu. 2 tane gene o iki koçu şey diyor. Bir sonraki sene bunları çaprazlaştırıyor. Yani bunu böyle yaptığınız zaman siz bu koçlarınızı çok uzun süre kullanabilirsiniz ve kendi kızlarına çiftleşme fırsatı tanımamış oluyoruz. Yani pedigri, soy ağacı buna yarıyor ve burada kaliteyi saflaştırmış oluyorsunuz. Ne kadar daha üst seviyeye taşırsanız bir genetik geçirgenliği, o kadar sizin işletmenizin artıları o kadar çok fazla artıyor. Ben müsaadenle son bir şey daha söylemek istiyorum. Bir işletmenin sonra burada mesela para kazanamıyor. Ben yemlere müdahale olamam. Türkiye'deki yem fiyatlarına müdahale edemem. Onları düşürme şansımız yok. Biz PEGA olarak da. Fiyatlarla bu seneki fiyatlar arasında yemlerde inanılmaz derece büyük bir fark var. Biz hani kendi damızlık fiyatlarımızı x2 yaparak ilanlara vermiyoruz. Yani yem fiyatlarına bakarsanız. Ama bizim şöyle bir faydamız var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz normalde yem nemeye başladığımız zaman bir kuzunun doğduktan sonra kasaplık hale 55 kiloya gelene kadar bir hesapladık ki 2 çuval yem tüketiyor. Evet. 2 çuval. Şimdi bu size ne yapar? Mesela sen 2 çuval 200 liradan olsun çuvalı, etti 400. Bıçağı versen 1500-1600 lira. Neredeyse 1000 lira kazanırsınız. Hı hı. Ama kaliteli koçla. Aynen. Ama aynı şartlarda başka kişi, mesela bizim burada benim arada sırada gittiğim bir işletme var. Melez ırkları var. Merinos melezleri var. Kıvırcık melezleri var. Güzel bakıyor arkadaş. Ama aynı kiloya ulaşabilmesi için 5 ay bakmak zorunda kalıyor ve yaklaşık olarak 3,5 çuval, 4 çuvala yakın yem tüketiyor. Evet, evet, evet. Bu ne demek? 700-800 liralık yem tüketiyor. O zaman maliyetin çok yükseliyor. Doğru. Kaliteli koç sana az yemle
çok kısa zamanda çok daha yüksek et performansı sağlamış oluyor. Evet. Esprimiz bu. Hocam fazla da uzatmayalım. Yetiştiricilerin verdiğiniz bilgiler adına sizlere teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam etsinler. Bizi izlemeye devam etsinler. Evet. Arkadaşlar sohbeti burada sonlandırıyoruz. Her şeyden önce YouTube kanalımıza abone olmayı, sosyal medya adreslerimizden bizleri takip etmeyi unutmayın. Destekleriniz için hepinize buradan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir